Arkadaşlar yeter artık. Çekeceğinizi çektiniz hadi. Yeter artık. Evet, tekrar başınız sağ olsun. Bir ihtiyaç var mı? Hani cenaze için yapabileceğim bir şey varsa ilgileneyim. Eyvallah abi, sağ ol. Çocuklar hallediyor. Peki. Abi, cenaze işlerini ayarladık. Yarın naaşı yastığına gidecek. Öbürsü günde defneceğiz işte kısmetse. Tamam. Necati abi tutuklandı. Cezaevine sevk ediliyor. Bunca yıl sonra içeriden çıktı diye çocuklar gibi sevinçliydi. Bu yaşta nasıl yaptı böyle bir şey aklım almıyor. Anlamana imkan yok Fırat. O ömrünü babanın bitirdiğini düşünüyor. Sense baba acısı çekiyorsun. Anlamana imkan yok. Anneme gidiyorum ben. Fırat, sen mahallede araba süremezsin. Ali götürsün seni. Ali kalsın, gelen giden de ilgilenir. Sana da başsağlığı dileyemedim bu karışıklıktan. Eyvallah. Sen de hayatının şokunu yaşadın Nari. İlk duyduğumda ben de kötü olmuştum. Dengem bozulmuştu. Gerçi Fırat çok ters zamanda öğrendi. Tam benim beynime silah dayamıştı. Necati abi yumurtladı. Necati abi biliyor muydu? Yani senin o Necati abi dediğin var ya, Hikmet Kazan'ın kara kutusu. Neyse, şimdi tartışmanın zamanı değil, acımız büyük. Her ne kadar hayatında hiçbir baba olmasa da şimdi acısını çekiyorum Nari. Ben de gideyim. Cenazede görüşürüz. Acı tatlı günlerin geçti Hikmet Kazan'la. Ne de olsa yarı kayınpederin sayılır. İsteğin bir arzun var mı? Yok almış. Nasılsın anneciğim? İyiyim. Yakışıklı oğlum benim. Sen gelirsin de ben iyi olmaz mıyım? Yürü. Neyin var senin? Niye surat asıyorsun? Bak oğlum gelmiş. Yok hanımım, iyiyim ben. Fırat oğlum bak, baban da çok kızıyor. Hiç eve gelmiyorsun. Ne yalan uyduracağımı şaşırdım. Eskiden hafta sonları gelirdin. Şimdi her hafta bir bahane uyduruyorsun. Ne kadar sevinecek seni gördüğüne. Aman oğlum bak, ters ters konuşma. Huzurlu bir yemek yiyelim. Zühre, hadi biz mutfağa gidelim. Ancak hazırlarız akşam yemeğini. Ah Fırat oğlum. En son baban ziyarete geldiğinden beri bu durumlar başladı. Yaslan da sanıyor kendini. Ben söyleyemeyeceğim galiba Zühre abla. Söyleme istersen. Artık hiçbir şey de anlamıyor zaten. Bu halde cenazeye de götürülmez. Hazır mutfaktayken bence sen de git. Ben unuttururum. İlaçlarını veririm, yatırırım onu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.